bugün Danıştay'a dilekçemizi verdik. Peki kanuna ve anayasaya rağmen Erdoğan bunu neden istiyor? Boğaz içinde kayyum siyasetçi rektörü protesto eden öğrencilere, 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlamak isteyen işçilere, hakkını aramak için sokağa çıkan herkese uygulanan şiddet görüntülenmesin, milletin haykırışları, feryatları duyulmasın diye istiyor. Atama İçişleri Bakanı'nın icadı gayri ciddi gerekçelerle milletin hakkına, hukukuna tecavüzü görüntüleyenler engellenmeye çalışılıyor. Bugün de bir başka orantısız güç kullanımı, bir başka zulüm görüntüsü Gaziantep'ten geldi. Bekçiler, polisler camiyi basıyorlar. Cami cemaatine biber gazı sıkıyorlar. El insaf. Burası işgal altındaki Kudüs mü? Burası Türkiye. Beğenmediğimiz 1990'larda bile camdan karakollardan konuşan Türkiye'den korkulmazdı. 30 yıl sonra Erdoğan şahsım hükümeti hem de 21. yüzyılda karakollara demir perde, milletin ağzına ise fermuar çekmek istiyor. Bunun için de pandemi bahane. Erdoğan şahsım hükümeti ülkeyi yönetemiyor. Yönetemedikçe de telaşlanıyor, hırçınlaşıyor. Otoriterleşiyor otoriterleştikçe de kriz ve kaos ağırlaşıyor. Artık hükümet devlet aklıyla yönetmiyor. Troll aklıyla yönetiyor. Sarayın kibirlisinin kulağına o gün kim daha yakınsa istediğini alıyor. Kanunmuş, kuralmış, hukukmuş, hak getir. Saraydan fermanı koparan işini yürütüyor. Bunun en son örneğini geçtiğimiz cuma sabahı yaşadık ülkenin ödeme sistemini allak bullak edecek bir düzenleme tam da iftardan önce parlamentoya getirildi. Sarayın vesayeti altındaki AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının talimatla el kaldırdığı saray önergesi apar topar onaylandı ve geçti. Ertesi sabahta resmi gazetede yine apar topar yayınlandı. Ama bir de baktık bu önergeyle ülkenin ödeme sistemi felç olmuş. AK Parti'nin çeklerle ilgili yaptığı bu düzenlemenin altındaki imzalara bir bakın. Eski topçu, yeni trol var. Eski müftüler var, sosyologlar var. Ama içlerinden bir tane ticaret erbabı yok. Ne ticareti, ne ekonomiyi, ne de devleti yönetmeyi bilmiyorlar. Saray bunların eline bir önerge vermiş, onlar da ellerine, yüzlerine bulaştırmışlar. Tam bir kahtı rical, tam bir cehli ekberlik. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Çeklerin yazılmasını engelleyelim derken karşılığı olan çeklerin de bankalara iprazını engelliyorlar. Sabah elinde çekiyle bankaya gelen çekini karşılığı var ama tahsil edemiyor. Maaşlar, kiralar, tüm ödemeler ortada kalacak. Büyük bir kaos yaratılıyor. Yeni ticaret bakanı da önce bir basın açıklamasıyla bu kanun hükmünü aşabilir miyim? Buna uğraşıyor. Sonra bakıyor. Bu işler basın açıklamasıyla olmuyor. Yayınladığı bir uygulama tebliğiyle meclisin çıkardığı yasayı değiştiriveriyor. Ama çıkardıkları tebliğin tarihiyle gününü bile bir araya getirip tutturamıyor. Herkese bu kadar beceriksizliğe de doğrusu dedirtiyorlar. Meclis iradesi, hukukta normlar hiyerarşisi çöpe atılıyor. Damadın ayrılırken dediği gibi at izi itizine karıştı. Koskoca ülke Erdoğan'ın yapboz tahtasına döndü. Erdoğan AK Parti grubuna yok kanun yap kanun diye talimat veriyor. Kanun teklifleri komisyonlardan tartışılmadan geçiyor. Komisyonlara bile gitmiyor. Aşağıda önergeye dönüşüyor. Genel kurulda eller inip kalkıyor. İş bitti zannediliyor ama iş bitmiyor. Ülke kaosa sürükleniyor. İstişare, denge, denetim, hak getire. Kararlar çok hızlı alınacakmış. İşler çok hızlı yürüyecekmiş diye pazarlanan tek adam vesayet rejimi artık ülkeyi yönetemiyor. Millete hiçbir şey veremiyor. Milletin cebini boşalttı. 2018 Temmuz'undan bu yana tam 73 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlamışlar. Bunlardan 45'i önceki kararnamelerde değişiklik yapan kararnameler. Yani yaptıkları her 10 düzenlemenin altısı bir önce yaptıklarının yaparak bozduklarını düzeltmeye yönelik. E hukukun yaz, bo yap boz tahtasına döndüğü istikrarın olmadığı, öngörülebilirliğin kalmadı. kanunların işlemediği bir memlekette yatırım olur mu? Aş ve iş büyür mü? Huzur kalır mı? Elbette hayır. Ama her gün kriz üstüne kriz ve kaos olur. Tıpkı bugün olduğu gibi. Onun için Anadolu irfanına sahip Polatlı'da çiftçimiz biz kral değil kural istiyoruz diye haykırıyor. Kuralın olduğu memlekette adalet olur, istikrar olur, şeffaflık olur, hesap verme olur. Tüyü bitmedik yetimin hakkı korunur. Şu anda bu topraklarda bunların hiçbiri yok milletimizin alın teriyle bin bir emekle ürettiğini ihraç ederek zar zor biriktirilen 128 milyar dolar iki yılda gizli saklı buharlaştı. Bağımsız Merkez Bankası'nın elindeki en önemli araçlardan biri olan döviz rezervlerini kullanma yetkisini başında bir siyasetçi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir protokolle devrettiler. Yasaların Merkez Bankası'na siyasetten bağımsız bir şekilde kullanacaksın dediği rezervleri siyasetçinin elinde oyuncak ettiler. Hala 128 milyar doların nerede olduğunu, bu rezervlerin nasıl, kime, kaça, ne kadarının ne zaman satıldığını açıklamadılar. Erdoğan şahsı hükümetinin tüm bu sorulara, sorularımıza cevap vermesini halen bekliyoruz. Ortada çok büyük bir kamu zararı var. 2019 başından 2020'nin Kasım ayına kadar ortalama 6 lira 28 kuruştan buharlaştırılan 128 milyar doları bugün yeniden o kasaya koymak istesek 259 milyar lira daha fazla ödeyeceğiz. E bu zararın hesabını sorumluları elbette verecek. Geçtiğimiz hafta söyledik. <laughs> Çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuralım. Dönemin para politikası kurulu üyelerine ki çoğu hala yerlerinde, hazine bürokratlarına, kamu bankası genel müdürlerine işin aslını, aslarını soralım, öğrenelim. Sorumluları tespit edelim. Ya Erdoğan şahsı hükümeti bu teklifimize tamam der ya da seçimden sonra Bizim iktidarımızda aynen AK Parti'nin ilk göreve geldiği dönemde yaptığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kurarız ve buharlaşan 128 milyar doların hesabı o komisyonda sorumlular tarafından millete verilir. 128 milyar dolar meselesi sıradan bir iş değildir. Dünya tarihine geçecek büyüklükte bir finansal fiyaskodur. Olağanüstü bir skandaldır. Tabi yitirilen bu döviz rezervleri aynı zamanda ülkemiz için bir milli güvenlik meselesi haline de gelmiştir. Hine hacette kullanılacak döviz rezervleri Erdoğan'ın siyasi ikbali için eritilmiş, ülkemiz elindeki önemli bir finansal kalkan yitirilmiştir. Bugün tam da bu nedenle tüm dünya Erdoğan'a parmak sallıyor. Erdoğan da dönüyor, millete parmak sallıyor. Dün Uluslararası Finans Enstitüsü dolar kuru tahminini yukarı çekti.